Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kökü olmayan orkidemi suda bakıyorum ne zamandır ve size sonuçlarını göstereceğim. Pardon. Şöyle alalım. Evet, şöyle iki tane yaprak çıkarttı. Biri daha içte, diğeri daha büyük. Şu şekilde göstereyim. Yaprak çıkartmaya devam ediyor. Şöyle iki tane yaprağı vardı. Çok canlıydı ilk başta arkadaşlar. Şunlar. Daha sonra şu şekilde soldular. Ve büyük ihtimalle köklenip işte ortadaki yapraklarını da büyüttüğü zaman o yaprakları, o iki yaprağı, yani şu iki yaprağı salacak arkadaşlar. Ve şöyle yakından göstereyim. Şöyle minik minik kabartılar var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir de şu taraftan göstereyim. Evet, görünüyor. Minik minik kabartılar var arkadaşlar. Bunlar da orkidemiz yeni kökler çıkartacak onlar. Neden kökleri çıkmadı, yaprağı daha önce çıktı? Ondan bahsedeyim biraz. Çünkü orkidenin yaprakları çok kalın, aşırı kalın olduğu için ve şöyle iki tane yaprak da katlandığını düşündüğünüzde çok kalın. Ana gövdeden geldiği için yaprak kısmı daha çabuk geliyor. Kök kısmı ise arkadaşlar daha kalın bir yerden çıkacağı için zorlanıyor. Yaprakları hani delip çıkmada zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden belli bir süre suyun içerisinde bakmaya devam edeceğiz. Peki püf noktaları neler mesela? Günlük bakımda en azından bir saat, bir 45 dakika, yarım saat dışarıda şu şekilde çıkartıp temiz, steril bir yere, bir bezin üzerine şu şekilde koyup kurumasını beklemek. Ve ben buna genelde yapraklarına fısfısla, işte belki şuralardan keyik verir diye buralara fısfıs, boğumları falan fısfıs yapıyorum suyla. Yaprakları da yapıyorum ama şu göbek kısmında, yani şu yeni gelen yaprağın içinde su birikmemesi gerekiyor. Su birikirse arkadaşlar bu çürüme yapar. Daha çabuk çürür ve hastalık kapar orkideniz. Ve böyle olunca da daha çabuk kısa sürede suyun da içinde olduğu için ölüm gerçekleşir. Çok kötü olur bu da. Kötü sonuçlanmış olur. Buna dikkat edin, sadece püf noktası bu. Arada bir kurutun orkidenizin kök kısımlarını dışarıda bırakaraktan. Ve su getirmemeye çalışın. Bu şekilde olduğu sürece orkideniz kökleri büyüyecektir. Kökleri 7-8 cm ulaştığında ve 3 veya 4 köke geldiğinde, yani 3-4 kök olduğunda direkt toprağa dikimini yapabilirsiniz. Bu yapraklarını da kendiniz koparmayın. Kendi atmaya çalışsın. Hiçbir şekilde müdahale etmeyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.